Transfer söylentileri var. E, kafam karışık dedim. Galatasaray taraftarının da kafası bir aylık karışık. Yani Icardi gidecek mi, kalacak mı, nasıl olacak? Bir yandan haberler çıkıyor. Dün e, Suudi Arabistan basında çok ciddi bir iddia ortaya atıldı ve e, El Şabapla Icardi'nin e, anlaştığı yönünde. Yani daha doğrusu Icardi'nin El Şabab'a transfer olacağı yönünde bir iddia vardı. E, öncelikle şunu söyleyeyim ben. Suudi Arabistan Ligi büyük bir değişimin e, eşiğinde. Zaten yavaş yavaş hani Geçen yıldan itibaren o e, değişim ışıklarını vermişti. E, ama Suudi fonu e, dört takımı El Hilal, El Nasır, El İttihat ve e, bir takım daha olması lazım. Hemen ona da bakarım şimdi. Dört takımı e, bir de El Ahli e, bu takımları fonlama kararı aldı ve e, çok büyük Yıldızlar lige gelecek. Zaten benzema imzaladı. E, Zaha'nın gittiği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Zaha'nın. Messi'nin El Hilal'e yani Ronaldo'nun oynadığı El Nasır'ın ezeli rakibi El Hilal'e gidecek. Gomis'in takımıydı El Hilal. Evet e, eski takımı. El Şabap bu takımlardan yani Arabistan'ın e, yatırım fonunun... Canini e, mi Vakayme mi? El Şabap'a da gidenler oldu. Şöyle El Fatah'ta e, Vakayme var <gülüyor> <gülüyor> onu söyleyeyim. E, Canini e, o da Arabistan liginde oynuyor. El Şabap'ta Ever Banega var eski ah, doğru. çok iyi oyuncular var. Ya bu takımlardan birisi değil El Şabab. Ben de biraz böyle hani <laughs> transferleri sayarken uzadı belki ama kusura bakmasın izleyicilerimiz. Ee, El Şabab, Icardi e, birlikte sence olur mu? Ya da başka türlüsünü sorayım sorunun. Icardi'nin şu anda Galatasaray'da kalma yüzdesi nasıl buluyorsun? Şimdi bugün itibariyle Icardi'nin Galatasaray'da kalması %50 diyorum. Yani %50-50. E, kolay bir transfer süreci beklemiyor Galatasaray'ı bu %50'ler olumlu ya da olumsuz sonuçlanması da bence Temmuz ayından önce olmaz. Yani biz Haziran ayı boyunca Icardi'yi konuşmaya devam edeceğiz. Daha önceleri bu stüdyoda dile getirdik. Icardi'nin Avrupa'nın elit takımlarında olmaması için bir sebep yok. Hatta burada sanırım Kerem Can Bulat'la yaptığımız programdı. Yani Bayan Münih'in forveti Choupo-Moting diyorduk ve evet. e, yani bir bilgi de paylaşayım. E, Ömer, Bayan Münih Icardi'nin temsilcileri arayıp oyuncunun durumunu sormuş. Yani e, Bayern Münih'te oynamaması için hiçbir sebep yok bakarsak. E, Lewandowski sonrası doğan boş, e, oluşan boşluk dolmadı bir türlü. E, Icardi profille e, gayet bugün Bayern Münih'in de e, forvetinde olur. Şartlı Skomadit'te Morata var. Tamam, biraz işte farklı bir şey denemek istedim. E, Doğru. Ya yani şunu demek istiyorum. Oyuncu piyasa yaptı tekrardan Galatasaray'daki e, performansıyla. Kesin, kesin. En son bıraktım 22 gol, 7 asist sanırım. Örnek veriyorum ya yani oyun içi çok etkinliği var Icardi'nin. Şöyle özetleyeyim. Fenerbahçe maçı Galatasaray açısından evet rahat bir maçtı. Baştan sona üstüne ama maç ne zaman bitti? Luan Perez'in kırmızı kartıyla o kişi kalınca orada o zanyo oluyor. Top aktarın içinde oyunu açan. Yani hmm. işin sadece ceza sahası içinde gol kısmında yok yıkardı. Oyunun her kısmında var. Bu ligin çok üzerinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray tarafı evet çok istiyor oyuncuyu. Ben bir şekilde PSG'nin ikna edilebileceğini düşünüyorum ama burada iş Icardi ikna, ikna etmek. Yani Icardi bugün ben Bayern Münih veya Premier Lig, La Liga orada şampiyon oynayan bir takımda devam edeceğim derse bir şey diyemezsiniz. Bu kariyer 30 yaşında Türk yerine başka yeri pek hala tercih edebilir. Evet burada çok sevildi şampiyon kutlamaları. E, takım arkadaşlar ilişkisi işte Lucas Torreira ile olan ilişkisini biliyoruz ki Icardi'nin e, şimdi bir de şu detayını da paylaşayım aileyet olarak. Beşiktaş derbisi 3-1 kaybediliyor. Ve o gün Galatasaray taraftarının canı biraz sıkılmıştı doğal olarak. Hı hı. Ee, sonuçta Fenerbahçe'nin daha Giresun Spor'la maçı oynanmamıştı, puan farkı 3'e inmişti vesaire. Icardi maçın hı. ardından kendi evine dönmeyip Torreira'yla Mustera'nın evlerine gidip merak etmeyin bu takımı şampiyon yapacağız diyor ve dediğini şöyle gerçekleştiriyor. Kalan 5 maçın hepsinde goller attı hatta hı. bir ara. Bütün golleri Icardi atmıştı. Ee, Barış Alper'in e, Ankara gücü maçındaki golüne kadar takımı tek başına taşıyıp kadar şampiyon yaptı. Son 12 golün 11'ini. Tabii inanılmaz Atmıştı. bir istatistiği vardı. Muhteşem bir istatistik gerçekten. At dedim yani takımla kimyası çok uydu Icardi'nin bakarsak. Taraftar çok sevdi yani Snyder'i bile geçme noktasına geldi bir sezonun. Snyder'in böyle çok özel bağı vardı bakarsak. Tekrarlayayım bugün itibariyle bendeki istihbaratlar %50-50 ve Haziran ayında olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağını düşünmüyorum. Son olarak da evet Suudi tarafından bir iddialar var değil ama bendeki istihbarat Bayan Münih'te oyuncunun durumunu e, iletişime geçip sordu. sordu. E, İtalya ile ilgili Inter sanırım Paris Saint-Germain'e bir madde koydurmuştu. E, Şöyle 15 milyon e, tazminat eğer Serie A'ya dönerse. Evet, onlar işte biraz İtalya'ya tıkayabilir artı işte Juventus'un bir zararı da olacak cezalarla Doğru. karşı karşıya vesaire. Yoksa bizim hani Icardi'yi kafamızda yakıştırdığımız takımlar mantıken. Juventus, Inter, Milan seviyesi evet. olur. Boyuncu kalkıp da Sampdoria'ya dönecek değil. Sampdoria zaten seri B'ye düştü ayrıca. <laughs> tabii tabii orası yani. En azından orta seviye takım olmaz. E, bakalım, daha çok konuşacağız e, Ömer'le. Ben bugün ithalatı tekrarlayayım üçüncü kez. Yüzde elli, elli diyorum. Yani çok da hayal saplamak gerek. <laughs> Kolay bir süreç beklemiyor. Şunu da ekleme yapayım. Icardi'den bağımsız da Galatasaray forvet alacak. Gomis, Veda İhsal <laughs> bir eksiklik var orada. Tabii ki. E, Mustafa Muhammed dönüyor. Ama ben Mustafa Muhammed'in kalıcı olarak döneceğini düşünmüyorum. Ee, championship duydum. E, Nans çünkü kullanmadı opsiyonu 5-750'lik. E, muhtemelen Championship ki Mustafa Muhammed profili de tam Championship'e uygun bir forvet profili bence. E, yetenek fışkırmıyor ama işin mücadele kısmında yani her zaman olduğunu olan olduğunu Bilmiyorum ama genelde Mısırlı oyuncuları West Bromwich transfer ettiği için West Bromwich olursa şaşırmam onu söyleyeyim. E, ya şu olabilir 25 Temmuz'daki ön maçına çıkabilir Muhammed ama sonrasında ben sezonda çok Galatasaray'da devam, e, devam edeceğini düşünmüyorum. E, yani forvet transferi muhakkak olacak. Icardi olsa da olmasa da. Bunlar da sürekli Galatasaray sayısı olarak çok transfer yapacak onu söyleyeyim. Yani bugün itibariyle Okan Koçuk ayrıldı. Sol bekte Emre Taşdemir ayrıldı. Ade ayrıldı. E, Mata ayrıldı. Gomis ayrıldı. Zaten 5 oyuncu kaybettiniz. E, kiralıktan dönen oyunculardan ben bir tek e, olursa Taylan devam eder diyorum. Orta saha rotasyonu için. iyi bir sezon geçirdi Ankara gücün ama Emre için çok Galatasaray'ın planlarında olacağını ihtimal vermiyorum. Keza işte Luyendama'nın, Çıkaldoğan'ın, Morutan'ın. Morutan'la ilgili şu eki yapayım. Seri B'de sezonu tamamladı. Fena sessizlik yapmadı. Ana plan Morutan'la ilgili daha iyi bir lige kiralayalım Avrupa'da. Düşünce bu. Artı mevcut kadrolarında Yusuf Demir'le Ross. Ross'un Belçika'da bir takıma kiralanması <laughs> gündemde. Yusuf Demir'in de ben yeni sezonda Galatasaray değil Avrupa'da tekrardan bir kıpırdamaya çalışacak kiralık. E doğal olarak nedir? Yedek kaleci transferi yapacaksınız. Burada ilk adayın Kartal abi de iyi tanır. Günay olduğunu söyleyeyim. E, Saşa Boy muhtemelen satılacak. Sağ bek arıyor Galatasaray. Sol bek transferi muhakkak, muhakkak olacak. Çünkü bir tek elinizde şu an Kazım Can kaldı. Nelson satırsa stoper transferi olur. Artı orta sahaya muhakkak bir merkeze, Oliver ile rekabet bir oyuncu almanız gerek. Kenara bir oyuncu ve forvet en az iki oyuncu. Yani totalde saydığımızda 7 8 9 oyunculuk bir sirkülasyon Belki olacak Galatasaray'dan çıkacak bir Tabii. sirkülasyon evet. olabilir. Günay demişken Kasıp maçında Günay tribündeydi. Ee, bir kısa bir sohbet etme imkanı bulduk. Ee, şey dedi Gaziantep'le görüşeceğim. Ee, sözleşmem sürüyor. Ee, büyük ihtimal ayrılacağım dedi orada. Ama nereye gideceğim konusunda bir gelişme yok dedi. Olursa zaten duyuracağını söyledi. Yani e, herhangi bir transfer görüşmesi yaptığım zaman bunu medyaya Ki bence, duyuracağını söyledi. Bu rotasyonda güçlü bir Çok eldiven bir arayanlar için ilk kesinlikle. tercih olabilir yani, yani kesinlikle. Yani kesinlikle e, yani önümüzdeki sezon Galatasaray olsun, hatta Fenerbahçe, Beşiktaş'a da bence e, Mert'in arkasına böyle tecrübeli bir kaleci lazım. Yani bütün e, büyüklerde oynayabilecek kapasitede kesin, bir kesin. E, kaleci. Yani korkmadan birinci kaleci olarak da oynatabilirsiniz de beğendiğim bir karakter aynı zamanda. Kesin söylemedi ama anladığım benim büyüklerden birine gidecek. Öyle görünüyor. Yani görüntü o.